iki halkıdır. Ben seni ilk önce onun elinden kurtarırım, ondan sonra yıkarım. Bu son derece önemlidir. Yıkabilmek için emperyalizmin elinden alacaksın. Birçok bugün toy, çocuksu devrimcinin anlayamadığı çok büyük bir gerçektir bu. Emperyalistler bize ait olan, padişah da olsa, halife de olsa bize ait olan bir şeyi yıkamaz. Onu istersek biz yıkarız. Ve yıkmışızdır. Yıkmanın başlangıcı işte bu halkçılık programına yol açan Anadolu Harekatı, Anadolu'da milletin ve ordunun isyanının örgütlenmesi ve bir siyasi iktidara, iradeye kavuşturulması olayı. Değerli arkadaşlar, altı oyula oyula yetkileri o gün konuşulmayan ve kendisine hiçbir yetki verilmeyen halife ve padişahlık, biliyorsunuz daha sonra 30 Ekim 1922 saltanatın kaldırılması ve 4 Mart 1924 halifeliğin kaldırılmasıyla zaten ortadan kaldırılmıştı. Resmen de ortadan kaldırılmıştı. Bu işin siyasi yolu. Bir milli demokratik devrim. Meşrutiyetler daha önce devrimdi ama hep yarım padişahla uzlaşan, onu ortadan kaldırmayan devrimler. Milli demokratik devrimimizin kökleri oradan geliyor. Onlar olmasa 1920'ler olmayacaktı. Ve o devrim neyi hedef almaktadır? Emperyalizmi hedef almaktadır. Gerçi bu metinde, halkçılık programında, ilk anayasamızın temelinde ki Büyük Millet Meclisi tarafından 18 Kasım günü müzakere edilmiş, kabul edilmiş ve ilan edilmiştir. Yalnız Mustafa Kemal'in imzasıyla kalmamıştır. O emperyalizme karşı, kapitalizmin tecavüzüne karşı milleti kurtarma fikri bir Türkiye Büyük Millet Meclisi beyannamesi haline gelmiştir. Burada arkadaşlarımız çok güzel okudu. Kapitalizme karşı olmaktan da söz ediyor. Bence bu uluslararası kapitalizmdir. İç kapitalizm değil. Bu bir milli demokratik devrimdir. Sosyalist devrim değildir. Kemalist devrimin programında kapitalizmi kaldırmak yoktu. Doğruydu bu. O gün Türkiye'nin gündeminde kapitalizmi kaldırmak yoktu. Olamazdı. Sosyalistlerin programı da o gün kapitalizmi kaldırmak değil. Milli demokratik devrimdi. Bağımsızlığımızı önce sağlamak. Bir halk hükümeti kurmak. Demokratik devrimimizi yapmak. O bakımdan buradaki o kapitalizm kavramını esas olarak dünya kapitalizmi, yani emperyalizm olarak anlamak lazım. Tabi rüzgar devrimden yana. Devrimci rüzgar esiyor. Nerede devrimci rüzgar eser? Sosyalizmin programları, fikirleri oralarda gelir. İsmail Sufi de demin söyledi. Çıktı dedi ki, bizi bolşeviklikle suçluyorlar. Bu bolşevik programdır. Etkilenmememiz mümkün değildir. Mustafa Kemal de söylemiştir. Etkilenmemesi mümkün değil. Ve senin en büyük düşmanın olan Çarlığı yıkmış. Sovyet devrimi olmasaydı Türkiye devrimi olmazdı. Çanakkale direnişi olmasaydı Sovyet devrimi olmazdı. Çanakkale'de biz direndik. Karadeniz'in kapısını tuttuk. Bir zavallı halk. O sayede o Sovyet devrimi oldu. Ve Sovyetler de bize borçlarını ödediler. Çarlığı yıktılar. Çarlığı yıktıkları için biz Anadolu'da bir fukara millet olarak o devrimi yapabildik. Bu çağımızın tunç yasasıdır. Yani sosyalist devrimler, milli kurtuluş devrimleri, bunlar beraber yükselir, beraber yıkılır. Bakınız 1950'ler küçük Amerika projesi başlıyor Türkiye'de. Kemalist devrim yıkılıyor, yıkılmaya başlanmış. Tarikat, mafya cumhuriyetinin ilk adımları atılıyor. Rusya'da da ne oluyor? 1956'dan sonraki süreç Sovyet devrimi yıkılıyor. Kruşçev, Brejnevler, emperyalist bir Rusya oluşuyor. Bizim beraber devrim yaptık. Beraber devrimlerimizi yitirdik. Şimdi tekrar beraber devrim. Bunu
bütün milli kurtuluşçuların, bütün sosyalistlerin çok iyi idrak etmeleri gerekir. Program arkadaşlar, gerçi kapitalizme karşı değildir fakat şunu koymuştur, demiştir ki bir avuç insanın ihtiyaçlarını karşılamak ve kar amacı değil, halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir ekonomi. Yani bu halkçılık programının temelinde karı reddeden, halkın ihtiyaçlarını karşılamayı esas alan bir ekonomi. Kapitalizmi reddetmiyor ama öyle bir kapitalist ekonomi olacak ki veya öyle bir milli demokratik kamu ağırlıklı ekonomi olacak ki o kamu ağırlıklı ekonomi neyi düşünecek? Halkçılık programını açıklarken İsmail Suphi'nin söylediği Türk köylüsü, Kürt köylüsü diyor. İşte iki kız çıktı orada, Türk köylüsü, Kürt köylüsü. Haram olduk, yıkıldık. Onu düşünecek yeni Türkiye. Padişah ve etrafındaki levantenleri, bir avuç işbirlikçi hainleri değil, Türk köylüsünü, Kürt köylüsünü düşünecek. Encümen sözcüsü, encümen adına bunu söylüyor. Bu ekonomik esası da oturtuyor. Sonra çok önemli, ilk girişinde ordu, silahlı kuvvet, orduyu tahsin etmek yani kuvvetlendirmek. Daha 1920 elinde doğru dürüst silah yok, ordu yok. Nasıl kurtulacaksın? Sana silah lazım. Başına gelmiş bir mafya tarikat rejimi oturmuş. Nasıl devrilecek? Nasıl devrileceğini 29 Nisan 1997 Genelkurmay'ın Milli Askeri Stratejik konsepti ilan ediyor. Diyor ki İrtica baş tehdittir. Gereğinde askeri kuvvet kullanılarak ezilecektir. Askeri olmayan, silahı olmayan bir devrim olmaz. Ben dinlerim, devrim yapacağız, iktidara geleceğiz falan. Kim iktidardan söz ediyorsa onu üzmemek için söylemem. Gülerek onu dinlerim ama kafamdan hep şu geçer. Bunun bir ordusu var mı? Bunun bir silahı var mı? İktidardan söz ediyor. Bilmem ne Mek Partisi'ymiş, bilmem ne Partisi'ymiş, falanca Mele Kape, Ale Kape, o Kape, bu Kape. İktidardan bahsediyor. Ordusu yok. Ordusu yok. Her devrimcinin ilk düşüneceği şey, Onutkun başında millet artı ordu formülüdür. Milletin olacak, ama herkesin gerçi bir milleti var ama ayağa kalkan, devrim yapacak bir milletin olacak. İki, o devrimin bir silahlı kuvveti olacak. İşte halkçılık programı bu devrimin ateşi içinde çıktığı için olayın farkında. Adam programı kütüphanede yazmıyor. Ayağında çizmelerle. Çok güzeldi. Burçayı tebrik ederim, oraya bir asker koymuş. Uzun süngüsüyle devrimi bekliyor. O olmadan olmaz. Askeri denk düşüreceksin. Ordun yoksa ne devrim yapabilirsin, ne hükümet olabilirsin, ne iktidar olabilirsin. İşte halkçılık programı o pratiğin içinde olduğu için bu esası koymuştur ve orduyu kuvvetlendirmek dediği için o Sakarya gelmiştir, Dumlupınar gelmiştir, İzmir'e girmiştir. İzmir'e girmeseydi Kuveyt olurdu. Ondan sonra Irak gibi ben İzmir'i nasıl alacağım diye uğraşırdı. İzmir'e girmeseydi, Antalya'ya girmeseydi Abu Dabiler olurdu orada işte. Çok önemli.